Biraz etme Sülahi Hanım. Hazır başlamamışken biz istersen Maria Mercedes filmini benim evde seyredelim. Sahi Sürahi Hanım, gitsinize. Sizin için de bir değişiklik olur. Senin niyetin zaten beni bu evden kovmak. Bu adam da beyaz dizi seyredecek ince ruh nerede be? Bu sapık olsa olsa Fashion TV Playboy seyreder. Teessüf ederim Sürahi Hanım. İnsan modayı bu kadar yakından takip ederse acaba bu bir suç mu oluyor? Hadi be kereste müdürü modaymış. Önümüzdeki yaz plajlarda esecek olan tanga rüzgarından sana ne be? İlahi Sürahi Hanım. Ne ilahisi be? Bu Erdal Acar'ın ütüsü Salih. Allah muhafaza çayıma ilaç bilaç koyar da. Bu yaştan sonra hırsıma geçer. Allah cezanı versin. Yapma babaanne. Bu yaştan sonra İsmail amcanın evinde olsa olsa siyatik ilacı vardır. Hem ilaçlı çay senin siyatiklerine de iyi gelir. Sen çok dilin açıldı sen. Baba bir dakika kıracağım kemiklerine. Bak biriktiriyorum bunları bak. Ben boyum boy. Başlayacağım boyuna posuna seninle. Al şu kutu lokumunu yalla hadi defol. Ya lokum falan kalmamış ki ya. Sen benim lokumlarımı mı sayıyorsun? Sen kalma. Sen baba et. Anne ben anneyim. Kalkalım. Vallahi ya. Ay koyun. Lokum oldu. Ay cebeğim yandı işte. Ah anne ah anne. Hadi bak. Vır 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 vır. Konuşursan yakarsın tabii yemeği. İsmail abi. Kalkalım. Dolmalar aynı Pascal Nauma gibi olmuş anne. Umarım bu zenci biberler için manava fazla bonservis bedeli vermemişsindir. Öyle bak buna. Tıpkı Naomi Campbell. Vallahi insan yemeğe kıyamıyor. Vallahi o benim tabağıma denk gelecekti. Bak o zaman nasıl yiyordum. Ye. Bendeki de Esmeray. Alay etmeyin çocuklar. Alay etmeyin. Gerçi anneniz dolmayı biraz yakmış ama gene de çok lezzetli. Bunun neresi lezzetli be? Yakında açlıktan hep beraber vefat edeceğiz. Ay 40 yılda bir yandıysa ne olmuş yani? Siz ev kadınlığını kolay zannediyorsunuz galiba. Tabii canım. Senin çapındaki bir kadın için tabii ki zor. Sen şimdi iki yumurta kırsan 1,5'u daha iyi olur. Ben yemek yapacaktım ki göreceksiniz nasıl oluyor. Yapın o zaman. Elinizi ayağınızı tutar mı var Sürahi Hanım? Yaparım tabii. Ne olacak? Hem öyle bir yaparım ki bütün parmaklarınızı da yersiniz. Vallahi babaannem yemeği yapacaksa parmaklar gerçekten tehlikede çünkü açlıktan yiyeceğiz. Hadi be. Madrabaz davlumbazlar. Yapayım da görün. Sayende yüzünüze kan gelecek kan. Sen de öyle bakıyorsun be. Yesene yemeğini. Vallahi çarpacağım kırasını. Alacağım seni yerime. Hadi. Getirin zerzavatları. Gerçi bu kadının yanında gariban patlıcanlara zerzavat demek biraz ayıp oluyor ama. Tövbe tövbe. Babaanneciğim bak bıçak burada. Sağ ol evladım. Güzel yavrum benim. Tıpkı ben. Tıpkı ben. Tamam. Şimdi önce soğanlardan başlayalım. Önce soğanları yağda iyice bir kavuracaktık. Öyle değil mi? Evet babaanne. Hep istersen önce imamları da bayıltabilirsin. İmamlar mı bayıltacağım? Böyle birbirine eşit boyda imamlar buluyorsun. Onları bayıltıyorsun. Sonra bana bak benimle böyle dalga geçersen imam bayıldı yapmaktan vazgeçip karnı yarık yapacağım. Bu durumda kimin karnını yaracağımı tahmin edersin. Canım kız şaka yapıyor işte anneciğim. Yıllardır yemek yapmıyorsunuz. Unutmuş olabilirsiniz. Hadi be ne unutacağım ben? Ben senin gibi bunak mıyım? Ben bunak mıyım? Bunaksın tabii. Dün ocağın üstüne yemeği ben mi unuttum? Hadi çekilin gidin ayağımın altına. Ama Sürahi Hanım. Hadi ben kendim yaparım be. Sizden daha iyi göreceğim. Çek. Tamam canım. Evet. Önce yemeğe tuz atalım. Tabii canım tuzsuz yemek aşksız beyaz diziye benzer. Yoksa en sonra mı atılıyordu tuz? Ama ne fark edecek canım? Ben tuzu önceden atarsam patlıcanlar itiraz mı edecek? Harika olacak, harika! Bakayım. Olmuş.
Bu ne be? Bu ne? Bu kadar kötüsünü bu kadın bile beceremezdi ya. Ne yapacağız biz şimdi? Ya bu madrasal bazlar benden maytap geçerler valla. Hem de maytap. Tefekkurlar valla. Tabii canım. Niye olmasın? Sürahilerde çareler tükenmez. İmam bayıldı yapmam şart mı canım? Tabii canım. Bu iş için yalnız bana eni boylu böyle salak bir tetikçi lazım. Bu zamanda salak da yok meydanda. Herkes akıllanmış. Benim bildiğim bir numaralı salak, bizim gelin iki numaralı salak da Burcu'nun nişanlısı Engin. Burcu'nun nişanlısı salak Engin'le mi görüşüyorum? Otur. Bak şimdi şu parayı al. Ne bakıyorsun be? Önüne dönsene. Şimdi şu parayı al. Akşama yemek için hazır bir şeyler getir. En lezzetinden olsun. Bu kadar masrafa girmene ne gerek vardı Sürahi Hanım teyze? İmam bayıldığı yapamadığını söylersin, olur biter. Hadi be, sonra dalga geçsinler benimle. Ha bak, aramızda kalacak dedim ben ona göre. Tamam. Burcu'ya da mı söylemeyeyim? Subhanallah. Oğlum, efendim? Sen saçların dökülüyor diye üzülüyordun ya. Boşuna üzülme, bırak dökülsünler. Niye? Yeni bir saç ilacı mı çıkmış? Yok, güzellik gelip geçicidir be evladım. Kalıcı olan salaklıktır. Maşallah sen de bayağı salakmışsın. Ben aramızda kalacak diyorum, sen Burcu'ya söyleyeyim mi diyorsun? Allah Allah, al şunları al. Hadi bunu da al. Bak paranın üstü artarsa getir, sakın cebine lüpleme. Sen en iyisi fişini getir, tamam mı? Evet. Hadi kaybol bakayım. Dur. Kaybolma, ben kaybolayım, tuvalete yetişeceğim. Ay kaçtı. Hadi kaybol çabuk ha. Babacığım süper olmuş vallahi ya. Valla özellikle şu üzerindeki mantarlar nefis. Ya anacığım, sen eskiden böyle pizza bilmezdin. Televizyondan falan mı öğreniyorsun? Niye bilmeyecekmişim be? Ben bu kadının bilmediği daha neleri bilirim. Harikaymış doğrusu. Aşçılık konusunda hayli ustaymışsınız. Mahcup oldum doğrusu. Olursun tabii. İki kıçı kırık dolmayı pişiremeyen bir kadın ev hanımlığı konusunda kepazelik mertebesine ulaşmış demektir. Gülsenize ulan. Ayıp olmuyor mu ama? Dolmalara karşı biraz ayıp oluyor tabi. Elin zavallı masum dolmasının kıçı niye kırık olsun ki? Vallahi babaanneciğim yemek süper olmuş. Bence yarın da sen yap yemekleri. Evet babaanne ya, yarın da yap. Ben... Mutfakta yoruluyorum, yaşlı başlı bir kadınım. Canım. Anacığım sen yap, vallahi. Ya bu madrabazlar beni batıracak be. Zaten şu kıytırık pideye dünyanın parasını saydım. Neyse canım, yarın son olur, fazla da alıştırmamak lazım. Ya babaanneciğim, bizi kırmayacaksın değil mi? Hem belki sushi falan da yaparsın sen bize. O ne be? Siz sushi'nin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Ne demek bilmiyorum canım? Bu kadının bildiği her şeyi bilirim ben. Yarın şöyle bir tencere sushi yapayım da siz görün. Bir tencere. Sen babaannem be, sushi'yi bilmez mi babaannem be? Haydasın babaanneciğim ya. Ben gideyim artık. Yemekten sonra böyle bir ağırlık çöktü. Hadi. Peki anacığım. Hadi. Allah artık versin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Diş bardağım odamda mı? Odanızı da yıkadım, temizledim başucunuzu. Zaten başka bir şey de yapmazsın. Hadi. Ya ne sevimli yalancı şu babaannem. Şuna bir bakar mısınız? Al Doran pizza. Afiyet olsun. Pizzaları dışarıdan getirdiğini anlamayacak kadar safsanıyor bize. Bari kasap işini saklasaydı. İyi, babaannemi böyle yakaladığımız çok iyi oldu. Artık bir hafta dışarıdan yemek yeriz. Ya şu suşinin yanına bir
bir şeyler daha mı söyleseydik acaba? Hani bir tencere suşinin yanına. Ya yapmayın çocuklar ya. Babaannenizin 3 aylığını bitireceksiniz. Vay güzelmez kertenkeleler vay. Yarın ola hayır ola. Görürsünüz siz suşi mışi. Bizim 3 aylıklarla ilgili hiç haber yok. Seçimler yaklaşıyor. Rey dilencileri. Sürahi Hanım, artık yemek yapmaya başlasanız iyi olacak. Saat hayli geç oldu. Ben senin gibi beceriksiz miyim be? Giderim şimdi mutfağa. 2 dakikada hallederim. Affedersiniz. Sizin aşçılık konusunda ne kadar hünerli olduğunuzu unutmuşum. Neyse, ben alışverişe çıkıyorum. 1 saat sonra dönerim, oldu mu? Yok canım. O kadar acele etmesen ne olur. Birkaç sene sonra gel istersen. Hatta hiç gelmesen daha da iyi olur. Yemeği de ben yaptıktan sonra sana ne gerek var bu evde? Of of of. Bu salak oğlan da nerede kaldı ya? Yoksa şuşi muşi denen şeyden bulamadı mı? Ah, geldi işte. Ancak bir salak zile bu kadar zulmedebilir. Çalmasana be. Birdenbire kapıya ışınlanamam ki ben. Önce zili çal, bir bekle. Zil kendine gelsin. Ondan sonra yetişeyim ben kapıya. İnşallah bu kadınla karşılaşmamıştır. Karşılaşmamıştır inşallah. Tatlı bebe, geldim. Allah cezamı. Sen misin? Bana bak damat. Geçmişte birkaç kapı zili bir araya gelip senin bir yakınını dağa kaldırıp herhangi bir fenalık yapmadılar değil mi? Yo. O zaman neden masum bir kapı zilini bu kadar eziyet ediyorsun he? Ver şunları ver. Yalnız bu sushi denen şey çok pahalıymış Süreyya Hanım teyze. Bu da istediğim müsil ilacı. Ya ayıptır sorması. Ne yapacaksın müsil ilacını? Elinin körünü yapacağım. Sana ne? Fişi var mı bunların fişi? Bakayım. Bir de cebine lüpleme artanı. Zaten elin boş geliyorsun. Bir de üstte para vermeyelim. Hadi kaybol, kaybol. Kaç para be? Allah kahretsin. Vallahi nefis olmuş babaanne. Arkadaşlarım suşi yapabilen bir babaannem olduğunu bilse çok şaşırırdım. Yok canım, abartmayın. Bu ne ki? Benim için çocuk oyuncağı bunlar. Vallahi Sürahi Hanım harika olmuş. Bir ara şunun tarifini verin de ben de yapayım. Öyle değil mi Hikmet? Haklısın hanım. Yalnız benim midem bir tuhaf oldu. Dokundu mu ne? Ayol tuzunu fazla mı koydum acaba? Yok, daha fazla dayanamayacağım. Ben tuvalete gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de kötüyüm. Allah Allah, ne oldu ya bunlara? Beğenmediniz mi yoksa? Ay karnım, baba karnım, hadi. Ay boşuna koşma. Tuvalet büyüğü. Anne, dur, anne, anne. Allah Allah. Ya niye bırakıp gittiniz böyle? Suşileriniz arkanızdan ağlayacak. Gitme ya, hadi. Tuvalet kuyruğuna mı girdiniz? Pencereleri açın he. Komşular ana lağım patladı sanacak. Ah, Sürahi Hanım. Sürahi canlarına kurban olayım. Sebebi ziyaretin malum. Nereden malum be? Şu elindekilere bakılacak olursa az önce mezarından çıkmış da etraftan birkaç çiçek toplayıp gelmiş gibi bir halim var. Şöyle yap da toprakları dökülsün. Ah ilahi Sürahi Hanım. Demem o ki Allah'ın büyüklüğü, peygamberin kavliyle sizi kendime istiyorum. Ne? İstiyor musun? Yani sen iyice yüzsüzlüğü eline aldın ya. Eskiden sadece ima ederdin, şimdi alenen istiyorsun. Evet istiyorum. Vermiyorum. Ama istiyorum. Vermiyorum. Benim sana verilecek kendim yok diye kaç defa söyledim be. Bir rahmetliyle ne işim olabilir benim? Davul bile dengi dengine. Öyle demeyin Sürahi Hanım. Benden daha iyisini mi bulacaksınız? Hadi be. Kimi bulsam senden daha iyi olur be. Mesela şu sefayla evlensem senden daha iyi. Hiç olmazsa cilalı milalı, sapsağlam bir şey. Hadi her şeyi bırak. Bir hortlakla evlenecek kadar deli değilim ben. Ama efendim hadi, ama. Hadi bak. Seni kabrinde ziyarete gelenler görmezlerse merak ederler. Yallah! Allah Allah.
Süreyya Hanım. Gerçi evlilikte aşkı öldüren bir taraf vardır derler. Ama buna katiyetle inanmayın. Bakın belki bizim evliliğimiz bir keramet olabilir. Ulan manyak efendi! Aramızda aşk mı var ki evlilik öldürsün? Yapma Sürahiye Hanım! Yapma Sürahiye Hanım! Defol dedim sana! Yoksa ölmüş bir adamı öldürmekten tekrar başım belaya girecek! Yapma Sürahiye Hanım şuna! Başlayacağım seni bu sinçe içlerde! Börce içlerde defol! Aaa bela mıdır nedir be? Ne oluyor be? He? Ne oluyor? Burcu, ne oluyor kızım sana? He, yüzünden düşen bir parça. Yok bir şey babaanne. Nasıl yok bir şey? Bir şey yok halin buysa, bir şey olmuş halin nasıl acaba? Engin'e biraz sinirlendim. Bak saçımı bu kadar yaptırdım fark etmedi bile. E fark etmesi mi lazımdı? Ne demek fark etmesi mi lazımdı? Tabii ki fark etmeliydi. Belki o anda başka bir yere bakıyordur çocuk. Anlık bir şey mi bu babaanne? Tam 4 saat beraberdik fark etmedi salak. Bak bu konuda haklısın. Hangi konuda? Nişanlın olacak o salağın salak olduğu konusunda. Hem de süzme bir salak. Çocuğu bir süzgeçten geçirmişler. İnsana mahsus özellikleri akıp gitmiş. Geriye kala salakla kalmış. Babaanneciğim lütfen ona salak deme. Canım ben demedim ki. Senin söylediğine katıldım sadece. Allah Allah. Bak bence kurtulu. Bırak o hırtapozu. Ama öyle azaltayım falan deme. O zaman bırakamazsın. Kurtulamazsın o illetten. Bırakacağım zaten babaanne. Bırakacak mısın? Evet. Ben onun için gideyim kuaförde saatlerimi harcayayım. O hiçbir şeyi fark etmesin. Sen bunun için mi bırakacaksın çocuğu? Evet babaanne. Ya bunun anası da böyle saçını başını yaptırsa da hikmet fark etmese bırakır mı acaba? Bırakır tabii canım. Böyle bir suç adamı ipe götürür vallahi. Buyur anneciğim. Ver. Ya bu ne kılık Naciye? He? Ya insan şöyle bir üstüne başına saçına kılığına bakar ya. Kendine biraz baksana. Anneciğim akşama kadar evde koşturmaktan kendime bakacak zaman mı var sanki? Dilde maşallah 45 numara pabuç gibi. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Benim iyiliğim için mi? Tabii. Malum. Hikmetim Allah için yakışıklı bir adam. Sen bu manzaranla onun yanında anneannesi gibi kalıyorsun ya. Allah Allah. Kendine bakmazsan bak kaptırırsın el alemlere. Sen hiç merak etme Sürahi anneciğim. Hikmet'im benim üstüme gül koklamaz. Hikmet'in burnu koku almıyor olabilir. Ama onu koklamak isteyecek tonla kadın var dışarıda be. Benden söylemesi. Siz ne demek istiyorsunuz Sürahi anneciğim? Anlayış kabiliyetine hayranım doğrusu. Ya git güzelleşmiyorum. Kötü bir şey mi diyorum? Git bir kuaföre saçını başını şöyle bir yaptır. Vallahi bugün işte Hikmet'i kaybedersin söyleyeyim ben. Hikmet'in o taraklarda bezi yoktur. Hele bu yaştan sonra hiç. Sana öyle geliyor. Adam tam da o taraklarda bez dokuyacak yaşta. İş yerinde kim bilir kaç tane çıtır vardır. Senin gibi bir enkazın altında kalmaya daha ne kadar tahammül edecek bu adam ya? Aslına bakarsan doğru söylüyorsun Sürahi anne. Ama ben de kuaföre güzellik salonuna gidecek para nerede? Nerede? Benim 3 aylığım ne güne duruyor ya? Bak. Bastırırız parayı. Düzeltiriz kaportayı. Sürahi anneciğim siz iyi misiniz? Hem de 3 aylığınızla. Nesi varmış benim 3 aylığımı beğenemedin mi? Ay estağfurullah. Ya senin gibi 80 tane külüstünün sıfatına cila çeker bu para be. Sen paradan haber ver. Evladım, sizden zor bir şey isteyeceğim. Kusura bakma ama mümkünse bu kadını biraz güzelleştirebilir misiniz? Bu bizim işimiz teyzeciğim. Ne yani güzelleştirebilirim mi diyorsun gerçekten? Herhalde. Fazla da canınızı sıkmayın canım. Olduğu kadar işte. Yarım saat içinde Handa teyzine bile benzetirim. O kadar da abartmayın ya. Olduğu kadar diyorum işte.
Zaten kendisine benzemesin yeter. Kendisinin dışında kime benzese güzel olur. Biraz ayıp olmuyor mu Sürahi Hanım? Ayıp oluyor tabii canım. Bu kılıkla da böyle sokağa çıkılmaz ki. Allah Allah. Buyurun hanımefendiciğim. Mersi. Dur bak, elimizdeki malzeme bu evladım. Gördüğün gibi. Artık malzeme ne kadarına el veriyorsa o kadar güzelleşsin. He bak, gel bak. Şöyle saçını başını güzelce bir yap, tamam mı? Dur. Şöyle bir toruna tesbihinizden geçsin yani diyorum. Dur gitme be. Allah Allah. Yalnız öyle belirgin bir güzelliği de olmasın yani. Hadi anladım beni. Dedim. Hallederiz teyzeciğim, hallederiz. Ya sen ben niye dinlemeyeceğim? Hadi be, Allah Allah. Manikür pedikür de yapalım mı? O ne be? Yani tırnaklarını da törpüleyelim mi diyor? Tamam canım, ne isterseniz hepsinden yapın. Aa, yoksa tırnakları için bir nalbanta mı gitseydik? Lütfen Sürahi Hanım, lütfen. Ne lütfeni be? Senin tırnakların aklından ancak bir nalbant gelir. Aa, vallahi tırnakları kartır tırnağı gibi bakın. Ne şöyle yeşil bozulayım ha. Kızımız da burada kırmızılanma ne kadar yakışmış. Ya ne demek dalgınlığıma geldi Engin ya? Sokaktaki kızlara bakmaktan bana baktın yok ki şu saçımı fark edeceksin. Engin, sence de ilişkimizi gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi artık? Hayır canım, yarın müsait değilim. İngilizce çalışacağım. Engin, bütün bunları daha sonra konuşalım, tamam mı canım? Hadi güle güle, hadi. Ay, sağ olasın. Ayaklarıma karışırlar gibi. Ne güzel olmuş o kız, yere mi gidiyorsun yoksa? Tımarı yiyince bir şeye benzedi. Neydi o ile yüz eşek gibi? Ay anneciğim, güzel olmuşum değil mi? Sahiden güzel oldum mu? O kadar yağlı boya badalayı bana yapsalar vallahi Türkan Şoray gibi olur be. Aa, ister misin Hikmet seni bu halde fark etmesin? Aa, hiç fark etmez olur mu anneciğim? Vallahi bilmem. Ben olsam bir dakikada boşayıveririm. Ah, bu yüzden hiç koca boşanır mıymış anneciğim? Boşanır tabii. İstersen Burcu'ya sor. Burcu, sen olsan boşamaz mısın? Babaanneciğim çok sinirlenirdim ama niye hemen ipleri koparayım ki? Ayol daha birkaç saat önce koparmıştın ya. İki dakikada adamı kapının önüne atmıştın ya. Allah Allah, siz de kadın mısınız be? He? Boynuzunuz çıksa alnım kaşınıyor dersiniz. Ay bu babaannen de iyice tuhaflaştı yani. Aman kocana sahip çık diye beni süsledi püsledi, üstelik de hayli para sarf etti. Şimdi de Hikmet seni fark etmezse boşa gitsin diyor. Hiç anlamadım doğrusu. Ben anladım galiba anne. Hikmetciğim. Efendim hayat. Ben de bir değişiklik görmüyor musun? Son zamanlarda birkaç kilo aldı. İyice tombaklaştı. Onu mu demek istiyorsun? Yok canım, hep aynı kiloda işte. Canım kiloyla ilgisi yok. Yani daha başka bir değişiklik diyorum. Bir gözünün şehla olduğunu söylemek istiyorsan o zaten bir değişiklik sayılmaz. Hikmetciğim, saçlarımda bir değişiklik görüyor musun? Yok. Eşeğe altın semer vurmuşlar. Gene eşek olarak kalmış. Ama hiç olmazsa semeri fark etseydi. Hikmetciğim, saçlarımı yaptırdım. Görmüyor musun? Saçlarını mı? Evet, saçımı yaptırdım. Hı hı. Aa, bak söylediğin halde fark etmedim valla. Bence sen bu adamı boşa. Ha, ha. Neler söylüyorsun anacığım? Birden kafam meşguldü, fark edemedim işte. Yok yok. Sürahi annem haklı. Senin gözün dışarıda Hikmet. Senin gözün dışarıda. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelmem bu oyuna, bırakmam yanına. Ne işler açar, vallahi doğru söylüyorsun ha. Bence sen kesin boşa bunu, artık olmaz. Olur mu hiç öyle şey anacığım? Sen de nereden çıkartıyorsun bu deli saçmalarını ya? Aa, bir de üstüne üstlük deli dedi sana, duydun mu? Ha, ben artık bir şey söylemeyeyim, sen konuş. Sen haklıymışsın Sürahi anneciğim. Bu adamdan bana hayır yok. Artık istenmediğim yerde bir dakika bile kalamam. Gidip bavullarımı toplayıp annemin evine gideceğim. Yok canım, ben bavullarımı toplarım da. Siz bir konuşun, işi netleştirin. Ne zaman avukata gideceksiniz, ne zaman mahkemeye başvuracaksınız? Konuşun konuşun. Ben hallederim. Tamam. Allah senin cezanı vermesin değil mi? Naciye, Naciye. Güle güle Naciye. İlahi anacığım.
kalkıp senin saçını yaptıracak. Sonra da ben fark etmeyince aramız bozulacak, ayrılacağız falan zannediyor. Burcu söylemese ben de ne dolaplar çevireceğini dünyada bilemezdim valla. Şu babaannem var ya yalnız süper bir üçkağıtçı. En kral hortumcuya bile pabucunu ters giydirir. Bu ona iyi bir ders oldu ha. Dünya kadar parayı kuaföre verdikten sonra ayrılmayacağımızı görünce bakalım ne yapacak. Sen de fıstık gibi olmuşsun hanım. Böyle bir güzelliği fark etmez olur muymuş ya? Oynuyorum deminden beri. Fıstıktır benim canım annem. Fıstık. Siirt fıstığı, siirt. Babaannenizin sayesinde. Yarın Arzu'nun kına gecesinde saçlarımı nasıl yaptıracağım diye düşünüp duruyordum ki şahane babaanneniz imdadıma yetişti. Sizi gidi uyuz keçiler sizi. Kiminle dans ettiğinizi öğrenemediniz hala. Karaman'ın koyunu görürsünüz boyumu. Kına gecesiymiş. Ben o kınaları öyle bir yerine yakacağım ki yerden kalkmayan şey tavana vuracak. Nasıl model istersiniz? Ana garson olsun mu? Hem o avlak suratını daha da öne çıkartır. Olsun olsun. Şöyle kısa kısa keserim ana garson öyledir. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Aynen öyle. Hiç kıpırdamayız. Oh. Biraz daha, biraz daha. Meksik, şuradan da. Şuradan. Anne, anne, ne yapıyorsun? Anne! Ya? Aa, kına gecesiymiş. Anne. Al bakalım kınaları. Anne. Bunlara yakarsın. Al şu kel karnına yat artık bu gece. Anne. Anne.